1997 yılında gazeteciliğe başladım. Şöyle ben 97'ydi galiba. Üniversite 1. sınıfta bir ilan gördüm. Yeni Asır İzmir'de bu arada. Ege Üniversitesi Amerikan Kültür Edebiyatı bölümünde okurken gazetede bir ilan gördüm. Yeni Asır Gazetesi Ar-Ge bölümüne gazeteci adaylarını alacak diye. Öyle bir ilana başvurdum. Öyle başladık. Önce tabii dış haberler servisinde üniversitedeki durumundan dolayı tercüme olarak başladım. Reuters, AP gibi uluslararası ajansların fotoğraf altlarını tercüme edip editoryal kısımda yani dış serviste altyazı yapıyordum. Böylece gazetecilik dilini öğrendik oradaki abilerimizden. Ardından haber merkezi ilgimi çekiyordu tabii. Aynı kattaydık. Habere çıkmaları, foto muhabirleri, işte muhabirlik falan bayağı dikkatimi çekmeye başladı. Daha heyecanlı geldi. Hep dışarıdasın çünkü. Masa başı iş çok sıkıcı benim için. Bir şekilde haber merkezine geçtim. O zaman tabii şimdiki gibi gazetelerde foto muhabirlerini işten çıkarma durumu yoktu. Kalabalık bir kadro vardı. 6-7 kişiydik. İşte Turanlar, Berkler, Cem Öksüz bunlar hep beraberdik. Onların yanında başladım diyebilirim. Özellikle Cem çok katkısı oldu bana mesleği sevdirmede, başlamada, öğretmede. Fotoğrafla ilgili hiçbir bilgim yoktu. Enstantane diyafram gibi kavramları öğrendik bir şekilde. Yavaş yavaş işte haber merkezinde muhabir olarak başladım tabii ilk başta. Gece muhabirliği yaptım. 3-4 aya yakın gece çalıştım. Ardından foto muhabirliğine adım adım geçmeye başladım. Tabii foto muhabir olmak kolay değil. O zaman çok havalı bir meslek diyelim. Mesleğin alt meslek dalı. Önce ufak ufak işlere gitmeye başladık. Ardından da işte bir kısım arkadaşlar askere gitti, bir kısım arkadaşlar ayrıldı derken biz Yeni Asır Gazetesi'nde İzmir'de bayağı böyle güzel işler takip etmeye başladık. O zaman tabii ilk başlarda politika takibi çok bizim için böyle havalı güzel işti. İşte siyasiler gelir, onları yakından görüyoruz, takip ediyoruz, güzel fotoğraflar çekiyoruz, gazetelere giriyor. Çok heyecanlıydı. Ardından Star Gazetesi'nin kurulması döneminde Hürriyet Gazetesi'nin bütün kadrosu oraya geçince Hürriyet'ten bir teklif geldi. Hürriyet Gazetesi'ne geçtim. O zaman Hürriyet Haber Ajansı'ydı. Doğan Haber Ajansı daha yoktu. Hürriyet Haber Ajansı'nda İzmir ofisinde 2 yıla yakın çalıştım. Onun ardından da Anadolu Ajansı'nın İzmir ofisine geçip işte Ankara'ya geçtik genel merkeze. New York'ta bir 4-5 yıla yakın görev yaptım. İstanbul'a gelip bir müddette burada çalıştım. Yaklaşık 13 yıl falan Anadolu Ajansı'na geçti. Devamında da Depo Fotos'un kurulum aşamasına da Abdurrahman abilerle, Hikmet abilerle beraber Depo Fotos'u kurduk. Şu an hala depoda devam ediyorum. Meslekte tabii ilginç anılarımız var. Bunlardan mesela şunu anlatabilirim. Bana kadrajı öğreten konulardan biridir. Hürriyet Gazetesi'ndeydim o zaman İzmir Büyosu'nda. Fikret abimiz var. Fikret abi kulakları çınlasın. Anadolu Ajansı'nda o zaman. Biz Uşak'a gitmiştik. Uşak cezaevi olaylarına, bu Nuriş kardeşlerin olaylarına günlerce süren olaylarda bir 10 gün kadar kalmıştık. Burada benim için çok önemli bir anı bu. Aklımdan uzun yıllar çıkmaz. Çünkü fotoğrafta kadrajı dediğim gibi öğrendiğim zamandı. Nuri Ergin de sanırım soyadı. Onu cezaevinden çıkarken bir şekilde ben çekebildim bir tek. Çünkü cezaevi aracının takip ederek arkaya döndük. Dolayısıyla kapı açıldı ve diğer foto muhabir arkadaşlar önde kaldığı için ben de cezaevi aracını takip edip şöyle arkaya döndüm. Kapı açıldı. Birden o çıkıp bağırmaya başladı. Çok saniyelik bir işti. Bir şekilde ben çok kısa bir şekilde çektim. O zaman dijital fotoğraf makinesine yeni geçmiştik. Bu altı kasalı olan Kodak'lardan vardı. Tabii orada hepimiz birbirimize fotoğraf alıp veriyorduk. Dolayısıyla ben çektim ama fotoğrafı dağıttık hepimiz. Yani bütün Star'daki, Hürriyet'teki, Anadolu Ajansı'ndaki arkadaşları hep beraber paylaştık. Ben Hürriyet'teyim, Milliyet'teki arkadaşları falan paylaştık. İşte 7-8 kare, birer kare. En iyisini kendim aldım tabii doğal olarak.
Ertesi gün hepimiz aynı otelde kalıyoruz Uşak'ta. Ertesi gün işte sabah kahvaltısı indik. Hürriyet gazetesini bir açtım, bir baktım. Fotoğraf Fikret Ay AA yazıyor. AA imzalı. Tabii Fikret abi de kahvaltıda, bakıyor uzaktan. Bir şey, çok mahcup, üzgün falan. Kendi gazetemde kendi çektiği fotoğraf Anadolu Ajansı'nın imzasındaki işte Fikret abinin imzasıyla çıkınca tabii bir insan ne yapacağını şaşırıyor. Ama orada en büyük ders şu oldu. Ben fotoğrafı çektiğimde kadraj bilmezdik biz. Yani ne Yeni Asır'da ne Hürriyet'te, olduğu gibi verirdik. İşte editoryal ya fotoğraf editörleri yapardı ya işte İstanbul'daki merkezde yapılırdı. Anadolu Ajansı'nda kadraj yapılırdı. Dolayısıyla ajans foto muhabirinin yaptığı kadrajla fotoğrafı servis ederdi ve foto muhabirleri, bölgelerdeki foto muhabirleri de kadrajı böylece öğrenmişti. Fikret abi benim fotoğrafımı çok güzel kadrajlamış. Arabayı olduğu gibi tam böyle kadraj yapmış. Ankara'da böyle servis etmiş fotoğrafı. Bendeki fotoğraf daha iyi aslında ama o kadrajla fotoğraf daha iyi hale getirildiği için, daha öne çıktığı için o fotoğraf karesi, onun imzası benim fotoğrafım çıktı. Bana bu büyük bir ders oldu. Ondan sonra kadrajı öğrendim. Çok bunun üzerine çalıştım. Şimdi işte o zamanlardan kalan şekilde bu kadraj meselesi bana takıntı haline geldi. Çok hep böyle kadraj yapalım. Her fotoğrafı bir şekilde en iyi hale getirmeye çalışırım. Bu bende dikkat çeken inşallahlardan biri. Tabii Fikret abiler sayesinde Anadolu Ajansı'na girdim. O zaman Fikret abi ve Şükrü abi ikisinin emekli olduğu dönemde beni tavsiye ettiler ajansa. Apo abi de o zaman müdür yardımcısıydı Ankara'da. Onunla da tanıştık. Bir şekilde ajansa girme vesile oldular tabii. Onların da çok büyük etkisi vardır hayatımda. Bu anılar hep birbirine zincirleme, birbirine bağlı. Bu yani söyleyebileceğim ilginç hikayelerden biri.